Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Vatan Partisi Düzce milletvekilleri olarak sizin karşınızdayız. Ben birinci sıra milletvekili adayı Fethi Sönmez, emekli öğretmenim. Sendikacılık geçmişim var. Yine solumda oturan Serap Naz Başar, Akçakocalı'dır, doğma büyüme oralıdır. Çeşitli firmalarda editörlük diyorlar, yöneticilik yapmıştır. Başarılı bir iş hayatı vardır, geride bıraktığı. Yine sağ tarafımda oturan Gözen Esmer, genç bir arkadaşımızdır. Önümüzde Türkiye'de, yani Türkiye'nin aydınlığını geliştirecek bir arkadaştır. Kendisi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur. Aynı zamanda Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktadır. Yayınlanmış bir kitabı vardır. Gazetecidir, köşe yazarıdır, sizin meslektaşınızdır. Edebiyatçıdır, ikinci kitabı çıkmak üzere. Düzce'nin parlak bir yazarıdır önümüzdeki dönem. Aynı zamanda siyasetçisidir. Değerli basın mensupları, önümüzde bir seçim var. 14 Mayıs'ta. Bu seçim bugüne kadar yaptığımız seçimlerden farklı bir seçimdir. Bunu şöyle tanımlayabiliriz. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en önemli bir eşiğe gelmiş durumdayız. Niçin? Türkiye bir yol ayrımındadır. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet kurulmuş, işte 50'li yıllarda NATO'ya girilmiş, ekonomi şöyle olmuş, böyle olmuş, darbeler yaşamışız, en son FETÖ darbesi yaşamışız, terör filan. Fakat şu an geldiğimiz noktada bu seçim Türkiye ile Amerika arasında geçmektedir. Nasıl Amerika ile beraber karşı karşıyayız? Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Suriye'nin kuzeyinde Amerikan namluları, Amerikan üsleri bize çevrilmiş durumda. Ve bir yandan da tatbikat yapmaktalar. Yine Amerika'nın resmi yayın organları bu seçimlerde Türkiye kana bulanacak, kan banyosu yapacak diyebilmektedir. Yine ekonomik olarak Türkiye'de ekonomiyi çökertmeye ve hükümetin de hazırlıksız ve bu serbest piyasacı ekonomide ısrarı yüzünden ekonomi zor durumdadır. Tehdit vardır. Bu seçim bu koşullarda karşımızda bu sistemin dayandığı iki tane duvar var, iki ayak var. Biri Millet İttifakı, biri Cumhur İttifakı. Millet İttifakı dediğimiz yedili masa diyoruz buna. Tamamıyla Amerika'nın aleti olmuş, HDP'nin, FETÖ'nün, bütün bozguncuların, Amerikancıların bir araya geldiği, onların iktidar yapmak için, Amerikan projelerini hayata geçirmek için planlanan bir örgüt. Zaten Biden onun için bunları biz destekleyeceğiz, iktidar yapacağız diye açıklamalar yaptı. İsim verdi. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ne isim vererek. Zaten adaylarına da bakarsınız, HDP ile ortaklığına bakarsınız. Bu ortaklığı, bu dokuyu çok rahat görebiliyoruz. İkinci ortak, ikinci ayak ise Cumhur İttifakı. Bu da maalesef Amerika'dan korkan, Sayın Cumhurbaşkanımızın başında bulunduğu, Amerika'dan korkan bir ittifaktır. Bunlar da Amerika'ya boyun eğerek bu sorunları geçiştirebileceklerini düşünüyorlar. Bunların karşısında bir tek Amerika'dan korkmayan, NATO'dan çıkalım, Asya'daki özgür yerimizi alalım diyen Vatan Partisi var. Üreten Türkiye'yi savunan Vatan Partisi var. Üretim devrimini yapacağız diyen Vatan Partisi var. Bu sistem, bu ikili ayağı hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı'nı oluşturan bu sistem partileri toptan çıkmazdadır, çökmüştür ve çıkış yolları yoktur. Bugün Vatan Partisi kaç oy alırsa alsın Türkiye'nin çıkış yolu budur. Onun için bugün Vatan Partisi'nin meclise girmesi hayati önemdedir.
Amerika'nın püskürtülmesi, yeniden üretim devrimine geçmesi, halkın refahı için Vatan Partisi'nin iktidar olması lazım. Bakın, sistem partilerinin piyasada tamamıyla bir oy avcılığıdır. Ben şu kadar para vereceğim, yok emekli 15 bin lira vereceğim, milyon vereceğim, şunu vereceğim, bunu vereceğim. Oy avcılığıyla adam kandırma peşindedirler. Türkiye ile ilgili çözümleri yoktur. Düzce ile ilgili hiçbir çözümleri yoktur. Bakın, biz senelerdir diyoruz, Düzce Ovası ekilmedik toprak bırakmayalım. Bunların görüşmelerini, planlamalarını da yapıyoruz. Bakın, Düzce Ovası'nda iki ürün alınabiliyor. Örneğin, coğrafi işareti olan pirinç, Mayıs 15'te ekilir, Ekim ayında, Ekim'in sonunda hasat edilir. Ondan sonra ekilebilecek fil ya da yem bezelyesi gibi bitkiler hayvan besiciliğinde önemli bir katkıdır ve ikinci bir üründür. Buna kim öncülük edecek? Devlet öncülük edecek. Biz öncülük edeceğiz. Toprakları kooperatiflerde birleştirip burada ekilmedik toprak bırakmayız. Bu aynı şey Akçakoca'da, bütün ilçelerde aynıdır. Fındık için de aynıdır. Yine Düzce'nin en önemli sorunu depremler geçirmiştir. Yapı, eski yapılar vardır. İnsanlar korkarak bu bina dahil içeriye girmektedir. Yine hava kirliliğiyle uğraşmaktadır. Bunun için ciddi tedbirler almak gerekir ve Düzce'nin uzun vadede kuzey yamaçlara kayması gerekir. Bunu da bizden başka söyleyen siyasi parti yoktur. Çözümü olan partiyiz. İktidarı hak eden partiyiz. Teşekkür ediyorum. Hepinize merhaba. Öncelikle ülkemizin geçirmiş olduğu bu deprem felaketinde ölenlerimize tekrar başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara da hep birlikte yardımcı olabilmek için kolaylıklar diliyorum. Bugün Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Bunu da tüm İslam camiasını kutluyorum. Fethi Hocam, partimizin genel anlamdaki programlarını size iletti. Ben ek olarak kısaca şöyle bir harita göstermek istiyorum. Bu haritada NATO'nun Türkiye'yi, etrafımızı nasıl çevrelediğini, bütün ülkelerde, etrafımızdaki ülkelerde nasıl üsler kurduğunu bu haritada hepimiz görebiliyoruz. Lütfen bunu zoomlayabiliyorsak eğer, daha sonraki konuşmalarımızdaki çalışmalarımızda detaylarını anlatacağız. Üreten ve başadık Türkiye için NATO'dan çıkmak zorundayız. Bu seçim NATO Türkçüler ve Atatürkçüler arasında yapılan bir seçimdir. Doğma büyüme Akçakocalı olan bir vatandaşınız olarak Akçakoca'nın sorunlarını çok iyi biliyorum. Düzce'nin sorunlarını başkanım anlattı zaten. Akçakoca ve Düzce, hiçbir eksiğimiz yok. Deniz bizde, turizm bizde, sanayi bizde, fındık bizde, balıkçılık bizde, tarım bizde. Ama neden kalkınamıyoruz? Kalkınamamızın sebebi maalesef ki bireysellik, bireycilik. Biz bir sinerji yaratmak zorundayız. Bugüne kadar sistemin partilerinin getirdiği dayatmalarla ayrışmalar oldu. Bizim en büyük sloganımız birleşen ve üreten Türkiye'dir. Partimizin sloganıyla yola çıkıyoruz. Bundan sonra birleşiyor, üretiyoruz, başı dik, güçlü bir Türkiye'yi kuracağız. Teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri ve Düzce halkı, biz şu soruyu sormamız gerekiyor. Oy verdikleri sana ne verdi? Bugüne kadar sistem partilerine verdiğiniz oyların sonucunda ne oldu? İşte o harita oldu. Türkiye dört bir yandan kuşatma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ne oldu ekonomide? Türkiye sıcak para vurguncularının, dolar faiz vurguncularının, kara borsacıların cenneti haline geldi. Üretici düşman ilan edildi. Türkiye'de üretenler ekonominin dışına sürülmeye çalışır. Cumhuriyet değerleri açısından, 100 yıllık cumhuriyetimiz açısından ne oldu? Tarikatlar, cemaatler Türkiye'nin başına musallat oldu. 15 Temmuzları yapmaya kalktı. O tarikatlar, cemaatler, Amerikan gladyosu. Uyuşturucu bataklığı Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Geleceksizlik Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Liyakatsizlik Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Bunların hepsi bu sistem partilerinin Türkiye'nin başına açtığı belalardır. Ve bunlara karşı bugün Vatan Partisi dışında 14 Mayıs günü, 15 Mayıs günü, 16 Mayıs günü, belki bir sene sonra Vatan Partisi'nden başka hiçbir çözüm üreten,
bunlarla mücadele eden, Türkiye'yi bağımsız, başıdik, aydınlık bir ülke haline getirmek isteyen başka bir parti yok. O yüzden Vatan Partisi'nin 14 Mayıs'ta mecliste olması, temsil edilmesi Türk milletinin yararına olacaktır. Biz bunun sözünü veriyoruz. Eğer Türkiye, Türk milleti Vatan Partisi'ni meclise sokarsa biz Türk milleti için, Türk milletinin menfaatleri için orada da mücadele etmeye devam edeceğiz. Vatan Partisi için destek istiyor. Vatan Partisi.